Sen köklü sayılarda kaç örnekle tersimize devam edelim. Çünkü 124'e en yakın sayı hangisidir? Bu tür soruları yapacağımız işlem ya 124'e yakın sayıyı biliyorsak onu hemen söyleyeceğiz. Ki benim dediğim 1 ile 15 sayı arasındaki sayıların karesini öğrendiyseniz hemen şöyle bakıp şunu diyeceksiniz. 100, 121, 144, 169. Cevap bu. Evet, gördüğünüz gibi 10 saniye sürdü. Yani veyahut da sürmedi. Normalde bunun şeyi 1 dakikadır sınavda verilen süre. Yoksa bunun kök 124'ü asal sayının çapını kaybedersin. Ve tahmini bir sayına bulacaksın yani. Tahmin edeceksin, yaklaşık bir sayı bulacaksın, uğraşacaksın ya da kök 124'e yakın, şimdi bilmiyorsan bunun değerini, onun karesi kaçtı diye düşüneceksin. Burada muhtemelen böyle yapacaksın, muhtemelen 10 çarpı 10 diyeceksin. Hatta bunu demeye şöyle alt alayırdı, bunu 100 olarak bildiğini farz edelim. 11'i diyeceksin, 11'in çarpanı kaçtı acaba diyeceksin, 11 çarpı 11 diyeceksin. 1 1 topla 121. Ha, 121, 124 yakın, o zaman cevap bulup diyeceksin, o zaman 1 dakikayı doldurmuş oldun. Onun için bunların 1'den 15'e kadar sayıların karelerini ezberleyin. Şimdi başka bir soruya bakalım. Seçeceğiz burada. Sana hangi şeyler doğru demiş. Şunu bu şekilde çözemeyiz arkadaşlar. Bu konuda anlatmıştım. Eğer çarpma veya bölme ise kök A çarpı kök B eşittir tek kök içerisinde A çarpı B yazabilirsin. Ama toplama çıkarmayız da kök A eksi kök B eşittir kök içerisinde A eksi B diye yapamazsın arkadaşlar. Bu yanlış, böyle olmaz. Şimdi burada tahmin öyle yapmış. Kök tek kök içerisinde 15 eksi 5 o da eşittir kök 10 demiş ama yanlış, böyle bir şey yok, bu yanlış, bu da yanlış. Buna bakalım, bu tür işlemde ne yapıyorduk? İşte örneği burada var. Bu tür işlemde kök 3 ortak parantezi alıyordum, burada 5 kalıyordu artı burada 9, pardon 4 kalıyor. 5 ile 4'ü topla, 9 kök 3. Bu sonuç çıkar. Sadece 3 doğru arkadaşlar. Başka. Sıralamadan hangisi doğrudur? Basit. Ne demiştik? Eğer kök dışında bir sayı varsa şöyle, onları kök içine alıp, hepsi kök içine aldıktan sonra kök içerisindeki sayıların değerine göre sıralama yaparız. A şıkkı 0 küçüktür 2, doğru mu? Doğru. Bakın kök dışında sayı olmadığı için, kökler de aynı olduğu için kökleri görmeden gelebilirsiniz. 0 küçüktür 2, küçüktür 5, doğru mu? Doğru. Kökleri görmeden gelirsiniz. 4 küçüktür 10'dan tamam ama 10 küçüktür 9'dan yanlış, 10'dan küçük değil. Yine burada 7 6'dan küçük değil. Burada 4 0'dan küçük değil. Sadece A şıkkı doğrudur, diğerine yanlıştır. Soruya bakalım. 75 12 27. Bunları kök dışına çıkarmaya çalışacağız. 75 25 çarpı 3'tü. 25 de 5'in karesi çarpı 3. Bu da 5 kök 3 olarak çıkar. Şimdi arkadaşlar bu 75 12 devamlı karşımıza çıkar, devamlı. Bunu az çok öğrenmiş olmamız, rahat da ezberlemiş olmamız lazım. 5, 75'i gördüğümüz anda bunu öde 5 kök 3 diyebiliriz şuna. 12'de 4 çarpı 3 deriz. 4 2'nin karesinde 2 kök 3 olarak çıkar. 27'de 9 çarpı 3'tür.
9'da 3'ün karesi olduğu için 3 kök 2, 3 olarak çıkar. 3'ten değer yerine yazdığımızda 3 daha değer yerine yazdığımızda 75'in yerine 5 kök 3 artı 12 yerine 4 kök kalın 2 kök 3 eksi 3 kök 3. Şimdi kök 3 parantezinde burada 5 artı 2 eksi 3. Sonuç 5'e gider 7, 7'den 3 çık 4. 4 kök 3 şeklinde bir cevap aldık arkadaşlar. Şimdi şunu çözelim. Alanı 112 olan bir karenin kenar uzunluğu kaç kenar uzunluğu? Şimdi bir karenin kenar uzunluğu nasıl bulurduk? Kare 4 kenarda eşit. O zaman iki kenarın çarpımı A'ya A olduğunu düşünsek. A çarpı A 112'ymiş. Yani A kare 112 her tarafı kaç için aldık? Aldığımızda A kare A olarak çıkar. 112'yi de çıkarmamız lazım. 112'yi tam çıkar mı? Herhangi bir şeyin karesi değil, değil mi? Evet. O zaman 112 çarpanları ayırabiliriz. 56 çarpı 2'dir. 56'da 28 çarpı 4'tür. 28 çarpı 4'tür. 28 de 4 çarpı 7'dir. Yani 112 4'ün karesi çarpı 7 şeklinde ortaya çıkar. Dördün karesi 4 olarak çıkar. 7 aynı kadar 4 kök 7. Demek ki üst şeyimiz 4 kök 7'ymiş arkadaşlar. Cevabımız 4 kök 7. Şimdi tahtaya silelim, diğer örneklere bakalım. İşlemlerin sonucuna bakıyor. Bakalım. Şuradan başlayalım. Kök 0 0'dır. Bunu alamayız. Bu yok olur gider. Kök 4 4 2'nin karesi dedi biliyorsunuz. O zaman burada 2 olarak çıkar. 2 olarak çıkar. 2 3 6 eksi 6. Artı kök 7 1 kök 7 1 kök 1 1'dir arkadaşlar her zaman için. Onu da şöyle 1 yazdığımda 7 kere 1 7. Artı 7. Ne oldu toplarsak? 1 çıktı. Toplamdan 1 çıktı arkadaşlar. Şimdi soruya bakacağız. Şimdi arkadaşlar. Burada bir eşlenik söz konusu. Önce bir tahtaya silelim. Eşlenik sorusu konusu. Eşlenik şudur. Mesela A artı B'nin eşlerini soracak olursa aradaki işaret değiştirdiğinde A eksi B eşlenik olur arkadaşlar. Bu matematikte çarpanları ayırma konusunda hatırlarsanız A artı ya da A kare A kare eksi B karenin bir formülü vardı, açılımı vardı. A artı B parantez kare çarpı parantez aç A eksi B. Gördüğünüz gibi bir denklemin eşleniğiyle çarpımı A kendilerinin karelerinin farkıdır. A kare eksi B kare. A artı B çarpı A eksi B. Yani A'yı 4 deseniz, B'yi de 2 deseniz. A kare artı B kare. Böyle bir eşlenik gördüğünde normalde şunlar şöyle açılım yapmamız gerekiyor arkadaşlar ama bu işimizi uzatacak. Bakalım ki bu eşlenik.
O zaman direkt bunun karesi 16 eksi 16. Şey yok, kare yok arkadaşlar. Sayın tamamen. Karesini aldım zaten, aldım zaten. 4'ün karesi 16 eksi 7'nin karesi, kök 7'nin karesi lazım. Kök 7'nin karesi arkadaşlar. 2 bu kare, kare kökü götürür, 7 kalır. Eşittir 9 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 16 eksi 7 eşittir 9. Cevabı hemen ulaştık. Ulaşıverdik. Şimdi şöyle bir soruya bakacak olursak, böyle bir şeyde dedim, daha önce demiştim tek içerisinde işlem yapamıyoruz. Kökleri aynı oranları ortak kök parantezine alacağız arkadaşlar. Yani bununla bu kök A oldu. Çünkü A ortak parantezinde 3 artı 5. 3 artı 5 8 kök A. Daha önce dediğim gibi böyle 2 saat parantez almayla uğraşmayan arkadaşlar 5 tane kök A burada var. 3 tane de burada var. 8 tane kök B'ye bakalım. Kök B'de 6 tane burada var ama 7 tane de çıkarılmış geri. 6 eksi 7 eksi 1 eksi kök B var. Burada 8 kök A. Sonuç bu. Bundan fazla biz sonuç çıkaramazsınız. Yani A şıkkı olarak çıkar. Şimdi şunu işlemin sonucu diyor. Bunu teker teker çarpacaksınız. Tahtayı bitireyim. Teker teker çarptığınızda sonuç ulaşırsınız. Sonuca ulaşırsınız. Ya da bunları da teker teker çıkarabilirsiniz de. 48'i mesela 16 çarpı 3 şeklinde yazıp 16'da 4'ün karesi 4'ün karesi 4 olarak çıkar. 4 üstü 3 olarak yazabilirsiniz. 27'yi de 9 çarpı 3 şeklinde yazarsınız. 9 ve 3'ün karesi olduğu için 3 ve 3 olarak çıkar. Bunları diğerine koyup 2 ve 3 4 ve 3 eksi 3 ve 3. Arkadaşlar 4 ve 3'ün 3 ve 3 çıkarsa sadece 2 ve 3 kalır. Ve 2 ve 3 vardı zaten. Çarpı burada 2 ve 3 kaldı. 2 ve 3'lerin çarpımı 3'tü biliyorsunuz. Unutmayın. 3 ve 2 6 eder. Cevabını bu şekilde çıkaralım. Biraz dikkat ettiğimiz takdirde daha şekilde çözebiliriz. Şimdi tahtaya silip diğer sorulara bir bakalım. Bir bakalım. Şurada alan sorulmuş. Alan şununla şunun çarpımıdır. Sen 5 kere 2 10. Bunu hemen yaparsınız. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Bunu devamlı söylüyorum. Bunu iki şekilde yapabiliriz. Hani kök 3'ten dolayı değil. Aynı kök, aynı değerde köklerin çarpımı kendisidir arkadaşlar. Kendisinin köksüz halidir. Bunu bakın tek köşesinde 3 çarpı 3 yazarsınız. 3'ün karesi olarak görür yazarsınız. 3 olarak çıkar. Ya da iki sayının çarpımı birinin karesi ile A kare bu şekilde bu mantıkla yürütersiniz. Kök 3 çarpı kök 3 kök 3'ün karesidir. Ki bu kare kök bunu götürür yine aynı işlem. Şununla şu aynı işlem. Burada 3 kalır. O yüzden bunları ezberliyoruz yani ya da öğreniyoruz iyi şekilde. 5 kere 2 10 çarpı 3 eşittir 30. Bunun 30 geliyor. Şuraya baktığımda 3'teki çarpımı toplam halinde 6'teki çarpımı halinde. Alttakilerin isterseniz tek kökünde yazabilirsiniz ama şimdi yazmayın. Tek kök içerisinde 3 çarpı 3 çarpı 3 yazılabilir. Üsttekini öyle yazamazsınız. Üsttekini mecbur toplayacaksınız. Bir tane kök 3 burada var. 4 tane burada var. Etti 5. Bir de burada var 6. 6 tane kök 3'ümüz var. Arkadaşlar kök 3, kök 3, kök 3. Bunları neden çarpmayın dedim? Şundan dolayı üstte bir tane kök 3'ümüz geldi. Bir de 6. Bir de 3 tane altta var. Bir tanesini sadeleştirir. Yukarıda 6 kalır. Aşağıda da 2 3 çarpı 2 3 kalır. Şimdi az önce anlatmıştık zaten. Şurada da anlattık. 2 3'lerin çarpımı 3'tür zaten. Yani sonucumuz 6 bölü 3. Yani 2. Sonucumuz 2 çıkıyor. Bu şekilde unutmuyoruz arkadaşlar. Yine sıralama işlemi var. Şimdi arkadaşlar
Birinci değişimiz katın kökçe almamız gerekiyor. Şu negatifli bir sayı kökçe nasıl alınır? Daha önce demiştim mesela 3'ün kökçe nasıl alıyorduk? 3'ün karesi 9. 9 yapıp kök üzerine kök kapıyorduk. Kapatıyorduk. Şimdi diyeceksiniz peki eksi 4'ün eksi 4'ün normalde karesi arkadaşlar artı 16'dır değil mi? Ama burada ifade edilen o değil. Yani bunu normalde 16 almamız lazım ama yanlış alırız. Burada bu işlemde eksi 4'ü alırken sadece 4'ü alıyoruz. Eksi dışarıda duruyor. 4'ün karesi 16, kök 16 olarak yazarız. Eksi kök 16. Şimdi sıralamaya koyduğumuzda bakın negatifler zaten küçüktür. Bir kez eksi 7 ile eksi 12, eksi kök 7, eksi kök 16 en küçüklerdir. Burada biliyorsunuz negatif sayılar pozitif sayıların tersi işlem görür. Yani pozitif sayılarda bakın 3 kök 9 olarak çıktı. Kök 9, 9 mu büyük, 21 mi büyük? Tabii ki 21 9'dan büyük. En büyüğümüz 21. O zaman şu sıkıntı çıkardık. Şöyle çıkardık. Ondan sonra 3. Şunu çıkardık. Şimdi hangisi büyük? Şuna bakacağız. 16 bir de eksi kök 7. Eksi 7. Şimdi arkadaşlar normalde 16 büyüktür 7 değil mi? Ama bunlar negatif olursa bunun tersi olur. Eksi 16 o zaman eksi 7'den küçük olur. Yani eksi 7 16'dan büyük olur. Bunun için eksi 7 büyük olacak. Eksi 16'dan, eksi 16 4'ün karesi olduğu için, 4'ün olduğu için bu şekilde yazarız. Eksi 4 sonucumuz bu şekilde çıkar. Şimdi arkadaşlar şurada bir işlem var. Şu işlemi yapmayacağım da uzun sürecektim gözüküyor. Şimdi kök dışına çıkaracaksınız. Bundan kök dışına çıkaracaksınız. Burada şu var anlatılması gereken. A bölü B bölü, bu işaret de bölü işaretidir arkadaşlar. Bunun bölü işaretinin 3 farklı yöntemi var. Hatta 4-5 tane farklı yöntemi var. 2 nokta bölüdür. 2 nokta üstü de bölüdür. 2 nokta arasında çizgi çizgiden bölüdür. Şöyle yatay çizgi bölüdür. Ve kesen çizgisi var bölüdür. Bunun hepsi bölüdür. Şimdi A bölü B bölü C bölü D diye düşünelim. Bunu işlem yaparken arkadaşlar bu şekilde işlem yaparken A bölü B yanına yazarsınız. Değiştirmezsiniz. Çarpı dersiniz. C bölü D'yi ters çevirirsiniz. Çarpı D bölü C ters çevirmek zorunda. Neden ters çeviririz? Şimdi bir de bakalım. Şimdi böyle. Önceki matematik konularda öğrendiğimiz işlem bu. Şunu payı aynen yazıyorduk. Çarpı paydayı ters çevirip tepe taklak yapıp yanına yazıyorduk. Şimdi burada da A ile D çarpım halinde A çarpı D, B ile C ile çarpım halinde B çarpı C şeklinde yazılıyordu. O yüzden şu işlemde arkadaşlar şurada yapmamız gereken şunu işlemi yaptıktan sonra bunu ters çevirip yani çarpım halinde yazacağız. Şunu yapacaksınız. Kök 48 artı 147 bölü kök 3 çarpı kök 22 çarpı kök 11 bölü 3 kök 2. Bu şekilde bu hale getirip ondan sonra cevaba ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar
Diğer soruyu geçelim. Şey, tak dersindik. Şu tip sorulara geçiyorum. Şunlar da hepsi aslında şey açısından iyi ama şimdilik şunu söyleyeceğim. Burada aslında çok zor bir şey yok. Gayet basit. Burada sadece payda eşitleyeceğiz arkadaşlar. Payda eşitleme var. Tahterçilik 1 bölü 9 artı 1 bölü 16 kök içerisinde. Payda eşitlersek buraya 16 ile buraya 9'a çarpacağız. Arkadaşlar 3 16 bölü 9 çarpı 16 artı 3 9 6 16 9 çarpı 16. Şimdi ortak payda da 16 artı 9 bölü 16 çarpı 9. Tabii bunlar hepsi kök içerisinde. 16 artı 9 25. 25 bölü 16 çarpı 9 kök içerisinde. Şimdi ayrı kök içerisinde alabilirsiniz. 25 ile 5'in karesi dersiniz. Siz bilirsiniz. Burayı da istediğiniz kadar ayrı kök için alabilirsiniz. Fark etmez. 5'in karesi 16, 4'ün karesi 9, 3'ün karesi dersiniz. 5'in karesi 5 olarak çıkar. 4'ün karesi 4 olarak çıkar. 3'ün karesi 3 olarak çıkar. 5 bölü 12 diye bir sonucumuz çıkar arkadaşlar. Şunu unutmayın. Büyük sayılar verildiyse genelde çarpılması istenmiyor demektir arkadaşlar. Mesela biz burada 16 ile 9'u çarpardık. 10 çarpı 9 90, 6 çarpı 9 54 144 derdik. O da 12'nin karesi derdik. Ama bu işimizi uzatırdı. Böyle büyük sayılarda çarpma yerine direkt işleme gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 16 ile 9'un zaten bize 16'nın 4'ünün, 4'ün karesi, 9'un 3'ün karesi olduğunu biliyorum. Onun için çarpmakla uğraşmaya gerek yok. Bu zaten ben bu kadar anlattım uzun gözüküyor da normalde sizin için bu kadar uzun olmaz sınavda. Ne yaparsınız? 16 ile 9 ile çarparsınız. 16 9 daha şundan sonra 25 bölü 9 çarpı 16 dersiniz. Ondan sonra buraya geldikten sonra şuradan şuraya gelirsiniz. Şunu atladınız. Buradan sonra da 25 5 olarak çıkar. 16 4 olarak çıkar. 9 3 olarak çıkar dersiniz. Bakın buradan buraya atladınız. Ondan sonra 5 bölü 12 zaten. Ondan sonra buraya geçersiniz. Gördüğünüz gibi aradaki şu kısmı atlıyorsunuz ve sınav süresini yarı yarıya azalıyor. Sizin için arkadaşlar. Şimdi diğer sorularımıza bakalım. Tahterçilik. Ve şunu çözeyim. Şimdi şeyler anlatmıştım zaten kök dışına çıkarma şey virgülü sayıların tam sayı yeri kesildi şekli yazmayı. Sayının tamamını yazıyorduk. 121 bölü 1 vardı zaten. 2 basamak sağ olduğu için 100, 121 bölü 100'dü. 0.04 4 bölü 100. 0.64 64 bölü 100 şeklinde yazılabilir. Ne yaparız? 121 bölü 100 gün içerisinde artı 4 bölü 100 gün içerisinde bölü 64 bölü 100. Arkadaşlar sözümü dinlediniz mi bilmiyorum ama 1 ile 15 arasında sayıları ezberlediniz mi? Karelerini. Nereden diyeceksiniz? Bunun 11 olduğunu görmüşsünüzdür. Bu 11 olarak çıkar. Arkadaşlar ikisi bunları tek kök almaya gerek yok. Yani kök 121 yani kök 100 diye yazman gerek yok. 121 11 olarak çıkardık. 110 olarak çıkardık. 6 4 2 olarak çıkardım. %10 olarak çıkardım. Böyle 64 8 olarak çıkardık. %10 olarak çıkardık. Şimdi ortak payda olduğu için burada tek payda da 10 paydasında 11 2 daha 13 yazarız. Bölü 6 8 bölü 10 var. Bundan önce öncesinde anlattığım soru çözme şeklinde bakın bu dediğim gibi çıktı. O zaman bunu yapıyorduk. Hatırlayın. Evet payını aynen yazıyorduk. 13 bölü 10
çarpı diyorduk. Paydayı tepe tarafa çeviriyorduk. Kesimi çeviriyorduk. 11 bölü 8 diye yazıyoruz. Burada çarpıp da 130 bölü 80 yazmanın bir anlamı yok. Zaten bu 10, 10'u götürür. Geriye 13'e 8 kalır arkadaşlar. 13'e 8 kalır. Farklı bir şey kalmaz. Dikkat edelim arkadaşlar. Şu konuları öğrenelim. Arada önemli ufak ayrıntılar var. Mesela kök 1'in 1 olması gibi. Mesela 1'in üstündeki sayı neyse ne olduğu önemli değil. Sonucun 1 olması gibi. Mesela bir sayı biner sayısı olduğu dönemler üzerinde sıfırsa tabii içindeki sıfır hariç sıfır olmayacak. Üstü sıfırsa sonucun bir olduğu gibi ufak ayrıntıları unutmayalım arkadaşlar. Evet, bununla ilgili örnekler çözmeye devam edeceğiz. Çözebilirsek inşallah. Ben diğer farklı konulara geçeceğiz. İyi, hepinize kolay gelsin. Başarılar. Tahtaya sürüyoruz. Dersimizi kapatıyoruz.